Merhaba arkadaşlar. En son 12. sınıflarda biliyorsunuz kimyasal tepkimelerde denge konusuna giriş yapmıştık. Neyi anlatmıştık? Denge şartlarını anlattık size. Denge olabilme şartlarını. Onun dışında homojen, heterojen dengeye değinmedik ama mesela denge ifadesinin yazılmasına değinmiştik. Homojen, heterojen dengeden de bahsedeyim. Ondan sonra olaya devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle diyelim. Homojen ve heterojen denge diyelim. Şimdi burada homojen ve heterojen dengeden şöyle bahsedeceğiz arkadaşlar. Eğer homojen denge denildiyse bize, değil mi soruda? Şöyle düşüneceksiniz. Mesela bir tepkimemiz var. A artı 2B gaz, 2C gaz oluştu. Değil mi? Homojen dengede tepkimeye giren maddelerin hepsinin fiziksel halleri birbirinin neyidir? Aynısıdır arkadaşlar. Yani bunların hepsi ne olacak? Gaz halindeyse homojen dengeden bahsediyoruz. Unutmuyoruz. Denge tepkimeleri neyle gösteriyordu? Çift yönlü ok ile tersini özellikle gösteriyor. Tamam mı arkadaşlar? Heterojen denge değilse, heterojen denge dediğimizde ise tepkimede yer alan maddelerin fiziksel halleri birbirinden farklıdır. Onu yazalım. Tepkimede yer alan maddelerin fiziksel halleri farklıdır. Mesela size bir heterojen denge tepkimesi yazdığım zaman şöyle göstereyim. Diyelim ki elimizde bir A katısı var arkadaşlar. B gazla tepkimeye giriyor ve ne oluşuyor? C gaz oluşuyor olsun. Burada A katısıyla B gaz, C gaz fiziksel halleri birbirinden farklı olduğu için ne diyeceğim arkadaşlar? Heterojen denge diyeceğim. Tamam mı? Tabii bunları nerede kullanacağız biz daha çok? Dengeye etki eden faktörlerde bizim için tepkime homojen mi, heterojen mi bizim için önemli olacak arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi hatırlarsanız denge ifadesi ne yazıyorduk biz? Ürünlerin değişimleri çarpımı bölü, girenlerin değişimleri çarpımı diyorduk. Değil mi? Tek basamaklı tepkimeler için söylüyoruz bunu. Mekanizmalı bir tepkime verilirse bize, mekanizmalı tepkimelerde denge ifadesi yazılırken arkadaşlar, yavaş adıma göre yazmayacağım. Bakın hız denkleminde şaşırtmasınız ise onu yavaş adıma göre yazıyoruz. Ama denge tepkimelerinde yavaş adıma göre yazılmaz, net tepkimeye göre yazılır arkadaşlar. Evet, onu kısaca bir yazalım. Eğer tepkimemiz mekanizmalı ise, bakın, mekanizmalı tepkimelerde dikkat edelim. Denge bağıntısı net tepkimeye göre yazılır. Net tepkimeye göre yazılır. Şimdi mekanizma olayı neydi? Adımlar topluluğuydu, değil mi? Eğer tepkime birden fazla basamaktan oluşuyorsa biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Mekanizmalı tepkimeler diyorduk hatırlarsanız. Evet, burada ne yapacağız? Tepkimeleri taraf tarafa toplayacağız. Net tepkimeye göre ne yazacağız arkadaşlar? Denge bağıntısını yazacağız, tamam mı? Şimdi bir örnek verelim bununla ilgili. Size hemen tepkimeleri yazayım. Mesela elimizde ne olsun? 2 N2O artı oksijen gaz, değil mi? Buradan arkadaşlar 4 NO ne oluşsun? Gaz oluşsun. Bu bizim neyimiz olsun? Yavaş adımımız olsun. Tamam mı? İkinci adımı yazalım. 4 NO gaz artı oksijen gazı 2 N2 O2 gaz. Bu da bizim neyimiz olsun arkadaşlar? Hızlı adımımız. Şimdi bize bu şekilde verdi diyelim ki. Tepkimeleri verdi. Değil mi? Burada baktığımızda ne yapacağım? Tepkimeleri taraf tarafa toplayacağım. Taraf tarafa topladığım zaman neyi elde etmiş olacağım arkadaşlar? Net tepkimeyi.
Şimdi taraf tarafa topladığımızda burada NO'lar birbirini ne yapacak arkadaşlar? NO'lar birbirini götürür. Değil mi? Başka götüren var mı baktığımda? Yok. Yazalım tepkimemizi. 2 N2O gaz artı 2 oksijen gaz toplarsam 2 tane oksijen olur. Ve ne olur arkadaşlar burada? 2 N2O2 gaz olur. Bu bizim net tepkimemiz. Değil mi? Şimdi net tepkimeye göre yazdığımızda tepkimenin değişimler cinsinden denge saatini yazarsam sadece neler yazılıyordu? Gaz ve sudular. Çünkü değişimleri nedir arkadaşlar? Belirlidir. Katı ve sıvıların değişimleri sabit olmadığı için, yani belirli olmadığı için arkadaşlar. Onların yerine bir yazıyoruz. O nedenle denge ifadesinde ne olmaz diyoruz? Yer almazlar diyoruz. Şimdi ne diyeceğiz? Ürünlerin değişimleri çarpımı. Bakın üst olarak geliyordu 2. Değil mi? Ürünlerde bir maddemiz var. Girenlerde ise N2O var. Baş kat sayısı 2 olduğu için karesi ve oksijen var. Baş kat sayısı 2 olduğu için ne olacak? Karesi olacak. Bu şekilde denge bağıntısını ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Bir de denge ifadesinin birimi sorulabilir bize. Değil mi? Şimdi hızın belirli bir birimi vardı. Neydi hızın birimi arkadaşlar? Mol bölü litre çarpı saniyeydi. Değil mi? Yani birim zamanda madde miktarındaki değişme bana neyi veriyordu? Hızı veriyordu. Ama denge bağıntısının belirli bir birimi yoktur. Her tepkimeye göre denge bağıntısının KC'nin birimi ne yapar arkadaşlar? Değişir. Bunu şöyle yazalım bakın. KC'nin belirli bir birimi yoktur diyelim. Tepkimelere göre değişir diyelim arkadaşlar. Mesela bak ben size iki tane örnek vereyim. Tamam mı? Mesela elimizde ne var? H2 gaz artı ne olsun arkadaşlar? Cl2 gaz ne oluşsun? 2HCl gaz tepkimesi. Biz birimini hesaplayalım. Önce neyi yazmam lazım? Denge ifadesini yazmam lazım. Değil mi? Kc ifadesini yazarsam HCl'nin karesi bölü H2 çarpı Cl2 gaz olacak. Değil mi? Peki burada HCl'nin birimi değişim cinsinden yazmıyor muyum? O zaman ne olur arkadaşlar? Mol bölü litrenin karesi olur. Değil mi? Burası da mol bölü litre çarpı mol bölü litre olacak arkadaşlar. Bunlar birbirini götürür. Bir çıktı. O zaman ne dersin? Birimsiz dersin. Evet. Bu tepkime de birimsiz. Ama bütün tepkimelerde öyle mi? Tabii ki de hayır. Mesela size şu tarafı yazayım arkadaşlar. N2 gaz artı H2 gaz ve ne oluştu? NH3 gaz oluştu. Değil mi? Şurası da 3 olur. Kc bağıntısını yazarsam NH3'ün ne oldu? Karesi. N2 çarpı H2'nin ne oldu arkadaşlar? Küpü oldu. O zaman nasıl yaparım? Molerite diye yazayım direkt. Molerite'nin karesi. Çarpı molerite ve molerite'nin ne oldu? Küpü. Bakın bunların çarpımı ne olur? Molerite üzeri 4 olmaz mı? Şu kareyi götürür arkadaşlar. Yani burada bir tane kalır aslında. Değil mi? 1 bölü molerite kare. O da ne olur? Mol bölü litrenin karesinden. Litre kare bölü mol kare oldu bakın burada da. Değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Tepkimeden tepkimeye birim ne oluyor arkadaşlar? Değişiyor diyeceğiz. Tamam mı? Ya belirli bir birimimiz yoktur. Evet, şimdi buraya kadar ne gördük? Homojen, heterojen, dengeden bahsettik. Değil mi? Mekanizmalı tepkimelerde denge bağıntısı nasıl yazılır? Ondan bahsettik. Ve KC'nin biriminden bahsettik arkadaşlar. Şimdi sizinle ilgili bir tane bir soru yazalım. Bununla ilgili, denge bağıntısı ile ilgili bir soru yazalım. Tamam mı? Yani karşılaşabileceğim soru tipleri ne olabilir? Onu görün arkadaşlar. Evet, tahtamızı siliyorum.
Şu kısmı silelim. Şimdi sorumuz şu arkadaşlar. Örnek diyelim. N2O4 gaz ve ne oluşuyor? 2NO2 gaz tepkimesi nedir? Tepkimesi diyelim. Dengededir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu tepkimeyle dengede olduğuna göre bize belirli ne vermiş? Öncüller. Şöyle diyor. İleri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızına eşittir diyor. N2O4'ün derişimi NO2'nin derişimine eşittir diyor soruda. Artı üçüncüde de şöyle diyor arkadaşlar. İleri tepkimenin hız sabiti geri tepkimenin hız sabitine eşittir diyor. Tamam mı? Şimdi bu verilen öncüllere göre hangileri ne diyor? Kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur. Şimdi burada bir kere kesinlik arıyorsa ne yapacağız? Soruyu biraz arkadaşlar irdeleyeceğiz. Değil mi? Hangileri kesinlikle doğrudur ya da doğruluğu kesindir diyorsa irdeleyeceğiz. Kesinlik ifadesi istediği için. Şimdi biz burada nasıl düşüneceğiz bakın. Şurası benim ileri tepkimem değil mi? Şurası da benim ne? Geri tepkimem. Denge şartını hemen hatırlıyorum. Denge şartı neydi arkadaşlar? İleri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızına ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. O zaman bir kere denge şartı olduğu için ve dengedeyse sistem değil mi? Bu kesinlikle nedir arkadaşlar? Nedir? Kesinlikle doğrudur. Sonra ne dedik denge olma şartında? Derişimler sabit kalır dedik. Ama birbirine eşit olması kesin mi? Yok. Belki denge anında bundan 2 molar oluştu. Bundan kaç molar oluştu? 4 molar. O zaman derişimleri kesinlikle eşit diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Olabilir. Ama kesinlik var mıdır? Yoktur. O zaman buna ne diyeceğiz? Kesinlik yoktur diyeceğim. Değil mi arkadaşlar? Peki K ileri K geri eşit olması sizce kesin mi? Bak bir düşünelim. K ileri K geriyi nasıl hesaplıyordum? KC neye eşitti arkadaşlar? K ileri bölü K geriye değil miydi? Evet. Şimdi K ileri K geriye eşitse KC ne çıkar arkadaşlar? 1 çıkar. Peki bütün denge sabitleri, değişimler cinsinden denge sabitleri, bütün tepkimelerde 1'e mi eşittir? Hayır. O zaman bu kesin bir olgu mudur? Değildir arkadaşlar. KC'ye her zaman ne diyeceğiz? Her zaman KC 1'e eşit ne yapmayabilir? Olmayabilir. Bu nedenle ne diyeceğim? Kesin değildir diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? O zaman buna da kesin demedik. Değil mi? Hangisine kesin dedik? Cevabımız ne olur? Yalnız bir olur arkadaşlar. Tamam mı? Yani böyle denge soruları karşınıza çıkabilir. Özellikle AYT sorularında. Tabii 11. sınıflarda daha çok problem üzerine dayalı. Şimdi devam edelim. Denge ile ilgili bugün problem çözeceğiz arkadaşlar. Problemlere başlayalım. Tamam mı? Başlığımız ne olacak? Denge sabiti ile ilgili işlemler olacak. Ve bir diyelim problemlerle başlayalım hadi. Tamam mı? Şimdi denge sabiti ile ilgili işlemlerde ilk önce arkadaşlar dengede Hess yasasından bahsedeceğim size. Tamam mı? Şimdi dengede Hess yasası dediğimiz nedir? İlk önce onu bir açıklayayım ben size. Bakın Hess yasasını hatırlıyor musunuz? Nerede görmüştünüz? Hess yasası bize 3 yerde karşımıza çıkacak. Arkadaşlar hemen hatırlatayım. Bir kere kimyasal tepkimelerde, enerjide karşımıza çıktı. Değil mi? Hatırlarsanız delta ışığı
işareti değişiyordu tepkimeyi ters çevirdiğimizde ya da tepkimeyi herhangi bir sayıyla çarptığımızda delta işte ne yapıyorduk? O sayıyla çarpıyorduk. Bakın Hess yasasını uyguluyorduk. Ya da tepkimeleri topladığımızda delta H'ları ne yapıyorduk? Topluyorduk. Birincisi burada çıkıyor. İkincisi elektro nerede çıktı? Kimyada. Değil mi arkadaşlar? 12. sınıflar bilir. 11. sınıflar daha görmedi ama 12. sınıflar elektrokimya gördükleri için şöyle düşüneceksiniz. Elektrokimyada nasıl karşımıza çıkıyor? Hatırlarsanız orada da pil tepkimelerini ters çevirdiğimizde voltmetrenin işareti değişiyordu. Değil mi? Taraf tarafa topladığımızda voltmetreleri ne yapıyorduk? Ve sıfırları topluyorduk arkadaşlar. Ve son olarak da kimyasal tepkimelerde dengede çıkacak Hess yasası. Nasıl uygulayacağız? Şimdi dengede Hess yasasını şöyle uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi bizde herhangi bir denge tepkimesi var değil mi? Mesela denge tepkimesinde tepkimeyi ters çevirmek zorunda kaldık diyelim. O zaman arkadaşlar nasıl gerçekleşecek onu bir yazayım ben size, tamam mı? Denge tepkimeleri diyelim. Ters çevrilirse, tamam mı? Ters çevirdiğimizde arkadaşlar KC'nin çarpmaya göre ters alınır. Çarpmaya göre. Bakın burası çok önemli, bu Hess yasası. AYT'de arkadaşlar son yıllarda en çok denge sorusu Hess'ten geliyor. Tamam mı? Çarpmaya göre tersini alıyoruz. Bakın hemen bir size yazayım tepkime. A artı 2B gaz ne oluşsun? 2C gaz oluşsun. Ve KC ifadesi de ne eşit olsun arkadaşlar? X'e ya da bir sayı vereyim ben size. 2'ye eşit olsun diye. Tamam mı? Tepkimeyi ne yapacağım? Ters çevireceğim. Şimdi burada ters çevirdiğimde ne olur? Ürünleri artık girenlere yazacağım. Tamam mı? A gaz artı 2B gaz olacak. KC'ye de çarpmaya göre tersini alırsam 2 idi. Ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 olur diyeceğiz. Tamam mı? Birinci şartımız bu. İkinci şartımız da denge tepkimesi. Denge tepkimesi herhangi bir sayı ile çarpılırsa KC'ye üs olarak yazılır. Üs olarak yazılır diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Burada bak yine bu tepkimeyi kullanalım biz. Mesela A artı 2B gaz 2C gaz dedik. KC'si niye eşitti? 2. Değil mi? Diyelim ki. Bu tepkimeyi arkadaşlar neyle çarpacağım? 1 bölü 2 ile çarpalım. Tamam mı? Şimdi 1 bölü 2 ile çarptığında burası ne oldu? 1 bölü 2 A gaz artı B gaz ve ne eşit oldu? C gaza. KC'de ne olur biliyor musunuz? 2 üzeri direkt 1 bölü 2 olur arkadaşlar. O da neye eşittir? Karekök içinde 2'ye eşittir. Tamam, mantık bu. Daha sonra şu tarafı yazalım. Mesela denge tepkimeleri taraf tarafa toplanırsa arkadaşlar denge tepkimeleri taraf tarafa toplanırsa KC'ler çarpılır. Tamam mı arkadaşlar? Yani KC'yi ne yapacağız? Direkt çarpacağız. Mesela ne olabilir? A artı işte 2B diyelim ki 2C gaz oluştu. Değil mi? KC'si neydi? 2'ydi. Başka bir tepkime daha yazıyorum size. Mesela 2C gaz artı arkadaşlar A gaz, tamam mı? Buradan şöyle diyelim.
2D gaz diyelim. KCS de niye eşit olsun? 4'e. Tamam mı? Şimdi bunu taraf tarafa topladığımda 2C'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. A'ları toplarsam 2A gaz artı 2B gaz ne oldu? 2D gaz oldu. KC'yi de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu KC1, bu da KC2 ise KC1 çarpı KC2'ye eşittir. O zaman 2 çarpı 4'ten neye eşit olur arkadaşlar? 8'e eşit olur. Yani taraf tarafa topladığımda da KC'leri ne yapıyorum? Çarpıyorum. Bakın bunlarla ilgili karşımıza çok soru gelir. Ve üniversite sınavında tek denklemler üzerinden geldi. Mesela diyelim ki şöyle bir denklem verdi, ters çevirdi. 1 bölü 2 ile çarptı, KC'sini istedi arkadaşlar. Bu kadar basit sorular gelebiliyor. O nedenle dikkat ediyoruz bu tür bağıntılara. Şimdi ben size, kalemi değiştireyim. Ben size bir soru yazacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sorumuz şöyle olacak. Diyelim ki elimizde, yani bu soru hem 11 hem de 12 için. Tamam, biraz kavrama sorusu olsun. Basit bir soruyla başlayalım. Elimizde ne olsun? H2 gaz, Cl2 gaz ve ne oluştu? 2HCl gaz oluştu. Ve KCS de niye eşit arkadaşlar? 4'e. Tamam mı? Şimdi burada dengesi artı 4'e eşit. Buna göre dedim. Buna göre ben sizden belirli değişmeler yapacağım. KC'lerini isteyeceğim. Tamam mı? Buna göre 1 bölü 2 H2 gaz artı 1 bölü 2 Cl2 gaz HCl gaz diyelim. KC'si ne oldu diye. Tamam, birinci durumda. İkinci durumda da ne yapalım? Şöyle yapalım. 2HCl gaz H2 gaz artı Cl2 gaz diyelim. KC'si ne olur diyelim. Tamam. Üçüncü durumda da arkadaşlar 2H2 gaz artı 2Cl2 gaz 4HCl gaz diyelim. KC'si ne olur diyelim. Tamam mı? Şimdi ben bunlara baktığımda ne anlıyorum? Bakın şu tepkimeye göre KC'si 4'e eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Burada ne yapmış? Burada bu tepkimeyi katsayısı 1 bölü 2 olduğuna göre, normalde 1 değil miydi katsayıları? 1 bölü 2 olması için bu tepkimeyi neyle çarpmış arkadaşlar? 1 bölü 2 ile çarpmış. O zaman ben de KC'yi üst olarak alacaktım 1 bölü 2'ye, değil mi? O zaman 4 üzeri ne almam lazım? 1 bölü 2. Yani 4'ün karekökünü alacağım. Tamam mı? Buradan ne olur arkadaşlar? 2'ye eşit olur. Burada ne yapmış? Bakın HCl ürünlerdeyken burada nerede bulunuyor? Girenlerde bulunuyor. O zaman tepkimeyi ters çevirmiş. Ters çevirirsem de 4'tü. Ne oldu? 1 bölü 4 oldu. Çarpmaya göre tersini aldım. Tamam mı? Burada ne yapmış? Tepkimeyi ters çevirmemiş. Yine girenlerde H2 ile Cl2. 1 kere 2 olmuş. Tepkimeyi o zaman 2 ile çarpmış arkadaşlar. O zaman 4'ün ikinci kuvvetinden ne dersin? 16 dersin. Tamam mı? Böyle sorular gelebilir karşımıza. Başka bir tür olabilir. Taraf tarafa toplayacak sorular da gelebilir arkadaşlar. Tamam, zaten şurada yaptım bir tanesi de. Taraf taraf toplamayı. O nedenle geçiyorum HES yasasını. Ne göreceğiz şimdi? Denge bağıntısını kullanarak nasıl problem çözelim? Tamam mı arkadaşlar? Bundan bahsedeceğim. Evet. Bunlarla ilgili tabii artık yasasıyla ilgili sorular ne yapabilirsiniz? Evde çözebilirsiniz. Anlamadığınız yerlere her türlü özelden bana atabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burayı da siliyorum. Evet, denge bağıntısıyla ilgili problemlere geçiyor. HES yasasını bitirdik. Problemler diyoruz. Ve bir diyoruz. Şimdi biz bu problemimizi
Şöyle yazalım arkadaşlar, tamam mı? Elimizde 0 santigrat derecede, 0 santigrat derecede termostatlı bir kabımız var. Bir kapta diyelim. Tamam, termostatlı bir kapta. Hatta kabımız da 2 litrelik olsun. Arkadaşlar 6 mol x2 y4 gazı ne yapıyor? Ayrışıyor arkadaşlar. Neye ayrışacak? Tabii ki de 2x y2 gazına ayrışacak. 2x y2 gazına ayrışıyor. Gazına ayrıştığında diyelim, tamam, 4 mol x2 gazı ne yapıyor? Oluşuyor arkadaşlar. Şimdi buna göre diyelim, ben size burada birçok şeyi sorayım, tamam mı? Hem de ne yapalım, özetlemiş olalım bazı şeyleri. Önce Kc ne olur diye soralım arkadaşlar. Kc'nin değeri ne olur, tamam mı? Artı delta n ne olur? Ve Kc'nin birimi ne olur diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Artı buradan Kp ne olur? Hesaplayız. Tamam. Şimdi biz buradan şöyle kırmızı kalemimizi de alalım. Tepkimemizi yazalım. Nasıl düşüneceğiz? Bir kere ben biliyorum ki dengede hiçbir madde ne yapmaz? Tükenmez. Tükenirse dengeden bahsedebilir misiniz? Bahsedemezsiniz arkadaşlar. O ne tepkimesidir? Tam verim tepkimesidir, değil mi? Dengede bütün maddeler ortamda ne olacak? Bulunacak. Şimdi tepkimemizi yazalım bakın. Denge tepkimelerinde x2 y4 gaz ne oluştu arkadaşlar? 2 x2 gaz oluştu. Ben genelde şöyle bir şablon kullanırım. Önce başlangıç dur değişimlerini yazalım arkadaşlar. Sonra değişim durumunu yazarım. Sonra denge durumundaki mol sayıları yazalım. Böyle yazdığınız zaman denge problemlerinde hata yapmazsınız arkadaşlar. Şimdi bir kere başlangıçta kaç mol gazım var? 6 mol x2 y4 gazım var. x2 gazım var mı arkadaşlar? Yok, değil mi? Daha sonra tepkimeye giriyor. x2 y4 harcanıyor. Neyi oluşturuyor? 4 mol x2 gazını oluşturuyor. Bakın burada 4 mol oluşuyorsa başlangıçta da olmadığına göre artı 4 mol kadar x2'den oluşmuş. Hemen üstüne x2'nin orantı yapabilmem için kas sayısına göre mol sayılarını yazıyorum. Burası da kaç moldür? 1 moldür. Şöyle düşünüyorum bakın. 2'de 4 mol oluşuyorsa acaba 1 molde kaç mol harcanır diyorum. Şimdi 2'de 4 mol ise 1'de ne kadar harcanacak arkadaşlar? Yarısı kadar harcanmaz mı? O zaman buradan kaç mol harcandı? 2 mol harcandı. Değil mi? Şimdi buna göre denge durumunda kaç mol maddem var? 4 mol. İkisinden de 4'er mol. Ama hatırlayalım hemen. Denge ifadesini biz mole göre yazmayız. Neye göre yazarız? Değişim cinsinden yazarız arkadaşlar. Ve hacmim de ne kadardı? Hacmim hemen hatırlatalım. Kabımızın hacmi 2 litre. O zaman son durumda dengedeki değişimleri yazacağım. Tamam mı? Şimdi bunları değişimden hesaplarsam değişim olayı neydi? N bölü B. Yani mol sayısını hacme bölersem burası ne olur? 2 molar. Burayı da 2'ye bölersem 2 molar eşit olmaz mı? Evet, bunu denge ifadesine yerleştireceğim. Her zaman dikkatinizi çekeyim. Soruda böyle direkt yerine koymuyorum.
Denge ifadesini yazmak zorundayım. Bir kere AYT sınavı uzun bir sınav. Denge ifadesini yazarsam ilk önce arkadaşlar soruda hata yapmam. Tamam mı? O zaman önce denge ifadesini yazıyoruz. Hata yapmamak için lütfen bunu yazalım. X2'nin ürünlerin birleşimi, kastres 2 olduğu için karesi diyorum, bölü ne diyorum? X2, Y4 diyorum. Şimdi burada X2 dediğimde kaç molar? 2. 2'nin karesi bölü 2'den sonuç ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. KC'yi hesapladım. Yani biz A şıkkını ne yaptık? Sorunu çözmüş olduk. Şimdi sorunun B şıkkına geçelim. Delta'yı nasıl hesaplıyordum hatırlayalım. Ürünlerin kas sayıları toplamından değil mi? Girenlerin arkadaşlar kas sayıları toplamını ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Tamam mı? Şimdi delta'yı hesaplarken ürünlerde kas sayımız kaç? 2. Girenlerde 1. O zaman delta neye eşit oldu? 1'e eşit oldu. Tamam mı arkadaşlar? Birimi nasıl yapıyoruz? Birimi denklemi yazıyoruz. X2'nin karesi bölü X2 Y4 diyorum. Tamam mı? Molaritenin karesi bölü molariteden bunlar birbirini götürdü. Burada bir tane molarite kalır. Birimi de niye eşit olur o zaman? Mol bölü litreye açarsak. Tamam mı? CG ise KP'yi hesaplayalım. KP nasıl hesaplanıyordu? Kat kaç? Geldi mi aklımıza? RT üzeri ne diyorduk? Delta N diyorduk. Değil mi arkadaşlar? KC'yi biliyorum artık. KC'yi yazalım. Şu düzgün olsun. Düzeltiyorum hemen. KC'yi ne buldum ben? 2. Değil mi? Çarpı. R yerine ne koyuyorum? 22,4 bölü sabitimiz. Değil mi? İdeal gaz sabiti. Ve bakın sıcaklık ne verilmiş? 0. O zaman sıcaklık kelvine çevirirseniz neyle topluyordum? 273 ile 273 kelvin olur. Tamam. Delta N'de ne buldum? 1 buldum. Bunlar gitti. 22,4 ile 2'yi çarparsak da 44,8 de bana neyi verecek? C şıkkı yani AP'yi verecek arkadaşlar. Tamam mı? Evet. İkinci sorumuza da geçelim. Devam edelim. İkinci sorumuzda. Tabi bu soru biraz neydi? Kapsamlı bir soru. Yani her şey var içinde bulabileceğiniz. Bu kadar kapsamlı gelmeyebilir. Ben size her soru tipini çözeceğim arkadaşlar. Hani kitaplarda karşılaşabileceğiniz her soru tipini çözeceğim. Soruları sorarken, çözerken pardon zorlanmayın diye. Evet şunu siliyorum. İkinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuzu da çözelim arkadaşlar. İkinci sorumuzda direkt kağıttan yazayım ben size bakın. Şimdi tepkimemiz şu arkadaşlar. 2 SO3 gaz, 2 SO2 gaz artı ne oluşuyor? Oksijen gaz oluşuyor. Tamam mı? 2 litrelik bir kapta gerçekleşiyor. Neyle başlatılıyor? 4 mol SO3 gazı ile diyelim. SO3 gazı ile. Başlatılan tepkime dengeye ulaşıyor diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sistem dengeye ulaştığında kapta beş mol gaz bulunuyor. Buna göre aynı
sıcaklıkta Kc ne olur diyelim arkadaşlar. Tamam. Niye aynı sıcaklıkta dedim? Çünkü biliyorum ki Kc'yi değiştiren etkenler ne? Sıcaklık ve Hess esasında tepkimenin türü arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Tamam mı? Burada sıcaklık değişmiyor zaten. Kc'yi zaten verilen bilgilere göre bulacağız. Tamam mı? Bize mesela sorularda Kc verip böyle değişim de sorabilirdi. Yine Kc'yi aynı alacaktınız. Aynı sıcaklıkta derse eğer. Şimdi tepkimemi yazıyorum. Tamam mı? 2 SO2 gaz artı oksijen gaz. Yine mantığım şu arkadaşlar. Başlangıç, bakın B diyorum artık. Değişim diyorum, denge diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi başlangıç, değişim, dengeli. Başlangıçta bir kere kaç mol gazım vardı? 4 mol SO3 gazı var. Değil mi? SO2 ve oksijenden var mı? Yok. Son durumda da toplam mol sayım neye eşitmiş? 5 mole. O zaman bir kere ben şunu biliyorum ki girenlerdeki maddeler harcanırken aynı oranda ne oluşur arkadaşlar? Ürünler oluşur. Değil mi? O zaman buradan kas sayısına bağlantılı olarak bakın. Şurasını üstlerine yazayım isterseniz. Burası ne? 2 mol. Bununki ne? 2 mol. Bununki neye eşit? 1 mole. Değil mi? Buradan 2A kadar harcanıyor. Tamam mı? Buradan 2A kadar harcanırken kas sayıları aynı değil mi? O zaman buradan 2A kadar madde oluşacak. Buradan yine 2 harcanırken 1 mol de yağız kadar oluşur. Artı A diyelim. Evet, dengedeki mol sayılarını yazıyorum. 4 eksi 2A, 2A, A diyorum. Ve bunların hepsinin toplamlarını 5'e eşitleyeceğim arkadaşlar. Bir kere şu 2A'lar birbirini götürdü. 4 artı A 5'e eşit oldu. A niye eşit olur arkadaşlar? 1 mol eşit oldu bakın. Tamam mı? Şimdi A'yı bulduktan sonra denge durumunu yeniden yazalım bak. A yerine koyarsam 1'i 4 eksi 2'den burası ne olur arkadaşlar? 2 mol. Burası 2 mol. Burası ne oldu? 1 mol oldu. Ama ben biliyorum ki denge durumu yine molden hesaplanmaz. Delişim hesaplayacağım. Delişimlerini de yazarsak 2 bölü 2'den neye eşit olur? 1 molar, 1 molar, 1 bölü 2 molar olur. Ya da 0,5 deriz değil mi? Evet, Kc bağıntısını lütfen her zaman yazıyoruz. CO2'nin karesi. Hepsi gaz fazla olduğu için olacak denklemde. Ve SO3'ün neyi olacak arkadaşlar? Karesi olacak. Kas sayısı 2 olduğu için. Evet, Kc'de yerine koyuyorum. Tamam mı? Şimdi SO2 bir kere kaç molar baktığında 1 molar. 1'in karesi. Oksijen neydi yavrum? 1 bölü 2 değil mi? Burada burası da 1 değil midir 1'in karesinden? Kc ne çıkar o zaman arkadaşlar? 1 bölü 2'ye eşit olur. Tamam mı? Evet, 1 bölü 2 şeklinde bulduk. Arkadaşlar devam etmeyelim. Şimdilik bugünlük yeterli olsun. Videolarımız çok uzun tutunca da sıkılabiliyorsunuz izlerken. Şimdilik bu kadar yeterli. Daha su problem çözeceğim ben. Devam edeceğim size. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum.